Merhabalar. Afrika'dan yeni bilgilerle yeni videoda karşınızdayız. Bu videoda çoğu kişi tarafından devasa altın hazineleriyle ve muhteşem mimari yapılarıyla bilinen Mali İmparatorluğu anlatacağız. Videonun sonunda Mali İmparatorluğu'nun ne zaman başladığını, zirve noktasına ne zaman ulaştığını bilmiş olacağız. Bununla birlikte bugüne kadar çağların yaşamış en zengin insanının kim olduğunu ve dünyada anayasa nitelikli belgelerinden biri olan Manden Paktı'nın ne zaman ve nerede imzalandığını öğrenmiş olacağız. Gelin birlikte tarihi bir yolculuğa çıkalım. Yıl 1200. Büyük Sahara'nın güneyini çevreleyen sahil bölgesinin ortasındayız. Murabitler hanedanlığının yıkılışını takip eden yıllarda bölgede bulunan saltanatlar sonu gelmeyen bir savaşa geçmişti. Herkes bölgenin ticaretini kontrol etme peşindeydi. Tam bu sırada bir hakimiyet ün kazanmaya başlamıştı. Soso Krallığı. Bu krallık bugünkü Moritanya'nın doğusunda yer almış ve Kante Hanedanlığı tarafından yönetilmişti. 1203 yılında Sumaworo Kante babasının vefatından sonra saltanatlığın tahtına oturmuştu. Genç kral saltanatının tam kontrolünü sağlamak ve özellikle bölgeye sükunet getirmek için savaşa gitmeye karar vermişti. Bunu kısa süre içinde başarabilmişti. Ancak karşılık olarak da sorumluluğu da artmıştı. Artık ekonomik olarak hakimiyetini güçlendirmesi gerekiyordu. Bu durum saltanatlığının güneyindeki altın madenlerini kontrol ederek çözülebileceği kanaatindeydi. Bu altın madenleri Malinke kabilesinin hakimiyetinde olan Manden şehrinde bulunmaktaydı. Gücün üstünlüğüne sahip Sumaworo şehri kolayca kontrol edebilirdi. Ancak olası bir yenilgiyi kabullenemeyen Malinke ileri gelenleri kardeşleri Sunjata Keita'nın yardımını istemişti. Uzanan eli olumlu karşılayan Sunjata savaşı yönetmeyi kabul etmişti. Böylece 1222'den 1235'e kadar Sumaworo Kante ve Sunjata Keita'nın arasında şiddetli bir savaş devam etmişti. 12 yıl süren bu savaş Girine şehrinde Sunjata'nın zaferiyle sonuçlanmıştı. Evet, böylece savaş bitti. Bölgede yeni bir imparatorluk gün görüyor. Bu imparatorluğun başında Sunjata Keita var. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün bölgenin kabile ve hanedan reisleri bölgenin yeni liderine sadakat yemini etmeye gelmiştir. Takip eden günlerde bugüne kadar toplanmayan devasa bir kurul toplanmıştır. Bu kurulda Sunjata'ya kralların kralı anlamına gelen Mansa unvanı verilmiştir. Mansa'nın siyasi olarak yaptığı ilk eylem Manden Fermanı'nı imzalamaktı. Manden Fermanı dünya tarihinde halkların hak ve özgürlüklerini koruyan, imparatorluğun bölgelerini uzmanlık alanlarına göre ayıran ve yönetim şeklini belirleyen dünyada ilk anayasa denemelerinden birisinin belgesidir. Ön söz kısmında imparatorluğun adına bütün dünyaya sesleyen bu ferman 8 ana maddede özetlenmektedir. Bir can, bir candır. Bir can, bir candan daha üstün veya saygın değildir. Hiç kimse, hiç kimseye zarar veremez. Hiç kimse, hiç kimsenin canını alamaz. Yapılan her yanlış telafi gerektirir. Herkes imparatorluğu korumakla mükelleftir. İmparatorlukta yardımlaşma ve dayanışma esastır. Hiç kimse aç kalamaz. Hiç kimse köle olamaz. Hiç kimse, hiç kimsenin üzerinde hakkı yoktur. Hiç kimse köle olduğu için ya da bir kölenin oğlu olduğu için ikinci sınıf muamelesi göremez ve öldürülemez. Herkes imparatorluğun belirlediği yasalar çerçevesi içerisinde özgürdür. Sunjata, Niani şehrini başkent olarak belirleyerek bölgeye istikrar getirmek için Sumaworo'nun başlattığı fetih politikasını devam ettirmişti. Böylece Jolof ve Tekrur hükümranlıklarını da imparatorluğa katmıştı. 1255 yılında Sunjata'nın vefatı sırasında
Mali İmparatorluğu Nijer'in dağlık bölgelerinden Gore altın madenlerine kadar uzanmaktaydı. İmparatorluğun topraklarını genişleten bir diğer kral ise Mansa Sagora olmuştu. Yüksek askeri deneyimiyle bilinen Mansa Sagora 1287'den 1300 yılına kadar hüküm sürmüştü. Kuzeydeki Arap ve Tuareg kabilelerini imparatorluğa katmış ve güneyde Nijer nehrine boyunca imparatorluğun sınırlarını genişletmişti. Ancak imparatorluğun zirve noktasına Kanga Musa adıyla de bilinen Mansa Musa döneminde ulaşmıştı. 1312'den 1337 yılına kadar hüküm süren Mansa Musa imparatorluğunun sınırlarını batıda Atlantik Okyanusu'na, doğuda şimdiki Nijer'in batısına, kuzeyde Moritanya'ya ve güneyde ise bugünkü Burkina Faso, Gine ve Fil Dişi sahili devletlerine de içine alan bölgelere kadar genişletmişti. Musa Mansa'nın 1324 yılında gerçekleştirdiği tarihi hac yolculuğunu ise sıradan akıl almaz. Sadece Afrika için değil, dünya tarihi için bir destan yazmıştır. Bahsi geçen hac yolculuğu, imparatorluğun efendilerinden askerlerine ve halka, sarayın memurlarından işçilerine kadar 60 bin kişilik bir kervanla gerçekleşmişti. Herkes ipekten yapılmış elbise giymiş ve değerli takılarla süslenmiş vaziyetteydi. Bununla birlikte yemek için yüzlerce küçükbaş hayvan ve altın zenginliklerini taşıyan 80 deve de karavandaydı. Bu yolculuk sırasında Mansa Musa geçtiği her şehirde sadaka dağıtıp cami yaptırmıştı. Mısır'da ikameti sırasında öyle sadaka dağıtmış ki Türk asıllı Memluklular idaresindeki bu ülkede kullanılan dinar %20'ye kadar değer kaybetmişti. Dinarın tekrar normal değere dönmesi 10 yılı geçmişti. Bu yolculuk sadece bununla sınırlı kalmamıştı. Artık Mali İmparatorluğu Arap Yarımadası'ndan Anadolu'ya ve Avrupa'ya kadar ilk defa bu zengin varlığı ve bütün özellikleriyle tanınmıştı. Daha önce sadece sahil bölgesinde ticari faaliyetler yürüten bu imparatorluk Mısır'ı da ticari bağlantılarına eklemişti. 1327'de Medine'den dönerken Orta Doğu'dan beraberinde İslam alimleri, mimarlar ve Memluk askerleri de getirerek İslami ilimler başta olmak üzere sosyal ve fen bilimleri öğreten medreseler inşa etmişti. Bunlardan günümüze kalan Timbuktu şehrinde yer alan Sankore Üniversitesi ve Cengerbe Medresesi çok meşhurdur. Hatta Sankore Üniversitesi fıkıhtan felsefeye, matematikten tıbba ve fiziğe kadar 700 binden fazla eser bulunduran kütüphanesiyle dönemin ilim merkezi haline gelmişti. 1336 yılında Mısır seyahatinde bulunan ünlü Suriyeli tarihçi Al-Umari o döneme kadar Mısır'ın sokaklarında Mansa Musa'nın zenginliğiyle övüldüğünü eserlerinde yer vermişti. 1375 yılında ise Fransa İmparatoruna hediye edilen Katalan Atlası Mansa Musa'yı Batı Afrika'da sol eliyle altın, sağ eliyle asa tutan bir kral olarak sembolize etmiştir. Altın kralın ekonomik gücüne, asa ise siyasi otoritesine işaret etmektedir. İşte dünyanın bugüne kadar yaşamış en zengin insanı bu Mali İmparatorluğu Musa Mansa'dan başkası değildir. Musa Mansa'nın ölümünden sonra 1400'lerde imparatorluğun genişliği dolayısıyla kontrol edilmesi güçleşmişti. 1433 yılında Mali İmparatorluğu Musa Mansa'nın oğlu Magan yönetiminde Mosiler tarafından istila edilmişti. Aynı zamanda imparatorluğun kuzeyinde kalan Tuarekler de isyan ederek yeniden saltanatlarını kurmuştu. Devasa imparatorluğun büyük bir kısmında Songhay İmparatorluğu adında yeni bir hakimiyet oluşmuştu. Takip eden yıllarda imparatorluk daha da zayıflayarak sıradan bir saltanatlığa dönüşmüştü. Şimdi ise Mali İmparatorluğu'nun idari, hukuki ve iktisadi yapılanmasına göz atalım. Mali İmparatorluğu
ademi merkeziyetçilik sistemiyle yönetilmekteydi. Devletin zirvesinde Mansa unvanlı bir hakim bulunmaktaydı. Mansa, Keita hanedanlığının bir parçası olmak şartıyla kardeşten kardeşe aktarılan bir unvandı. Mansa, imparatorluğunun genel idari sorumluluğuna sahip ve kararları kesinlikle imparatorluğun bilge insanları, ordu komutanları, halk temsilcileri, gelenekleri temsil eden kadınlar ve din adamlarından oluşan Şura Meclisi'ne ve özellikle kraliçeye danışarak almaktaydı. Bununla birlikte Mansa'nın hukuki sorumlulukları da bulunmaktaydı. Halk ve idarede çalışanların arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesiyle mükellefti. Mali İmparatorluğu'nun hukuk sistemi iki kanatlı bir yargıya sahipti. Bir yanda imparatorluğun seçkin kısmına ve yabancı tüccarlara uygulanan İslam şeriatı bulunmaktaydı. Öte yanda ise halkın geri kalanına uygulanan geleneklere dayalı yargı düzeni bulunmaktaydı. Mansa'nın altında bölge valileri yer almaktaydı. Bunlar merkezden atanıp bölgenin gerçeklerine uygun karar alabilmek için bölgedeki geleneği temsil eden yöneticilerle mutlak bir işbirliği içerisindeydi. Her bölgenin önemine ve stratejik konumuna göre özerkliği değişmekteydi. Ancak belirli süreler aralığında tahta sadakatlerinden doğan yükümlülükler gereğince bir miktar ödenekte bulunuyor, savaş durumunda asker gönderiyorlardı. Muhtemel bir istilayı önlemek adına imparatorluğun kuzeyi ve güneyinde askeri bölgeler bulunmaktaydı. Mali İmparatorluğu'nun yapılanmasında ordu önemli bir yere sahipti. Yaklaşık 100 binden fazla askerden oluşan ordusu böylesine geniş bir alanı yüzyıllarca kontrol edebilecek kadar güçlüydü. Ordunun gücü ünlü tarihçi ve hukukçu İbn Battuta tarafından da kaleme alınmıştı. Seyahatnamesinde çoğu mağrip emirlerinin tehdit edildiklerinde Mali ordusunun yardımını istediği yer almıştı. Bununla birlikte İbn Battuta ticaret kervanları korumada Mali ordusunun başarılı olduğunu ayrıca belirtmiştir. Mali İmparatorluğu'nun ekonomisi ise dış ve iç ekonomi olarak ikiye ayrılmaktaydı. Dış ekonomi çoğunlukla Sahara devletleriyle sürdürdüğü ticari ilişkilerle karakterize edilmekteydi. Mali'den altın, bakır ve hayvan derisiyle donatılmış kervanlar Kuzey Afrika'ya sevk ediliyordu. Oradan tekstil ürünleri, silah, takılar ve baharatlar ithalat edilmekteydi. Bununla birlikte Mali İmparatorluğu Tropikal Afrika hakimiyetlerine Mağrip'ten aldığı malları göndererek altın rezervlerini güçlendirmekteydi. Mali bu dönemde 3 kıtanın en büyük altın ihracatçısı konumundaydı. İç ekonomisine baktığımızda en yaygın faaliyet olarak tarım bulunmaktaydı. Her bölge belli bir alanda uzmanlaşmıştı. Sahil bölgesinde darı ve buğday tarımı, Soninkelerin bölgesinde pamuk tarımı ve işletmeciliği, Nijer Nehri'nde balıkçılık, Jolof ve Tekrur bölgelerinde mısır tarımı ve sanat faaliyetleri yapılmaktaydı. Böylece Mali İmparatorluğu daha önce ilişkisi bulunmayan bölgeleri tek idarede bir araya getirmişti. İşte bütün bunlar Mali İmparatorluğu'nun Afrika'nın en büyük yapılanmalarından biri yapmıştı. Afrika'da olup bitenleri öğrenmek istiyorsanız, yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayınız. Teşekkürler.